Anayasa Mahkemesi CHP'nin olağanüstü hale ilişkin kanun hükmünde kararnamenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti. Gerekçeli karar ise 10 gün içinde açıklanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı CHP lideri için adeta soğuk duş etkisi yaptı. Karara tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Anayasa Mahkemesi'ne vermiş olduğu kararı tam anlamıyla skandal olarak değerlendirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise karar değil açıklama skandal dedi. Burada skandal olan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Sözcüsü'nün yaptığı açıklamadır. Çünkü yanlışı yapan Anayasa Mahkemesi değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tartışmalı olağanüstü hal konusu geçmiş günlerde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'a da sorulmuştu. Kaynak deneyimli bir hukukçu gözüyle konuyu derinlemesine ele alarak daha o gün kanun hükmünde kararnamelere karşı Anayasa Mahkemesi'nin yolunun kapalı olduğunu işaret etmişti. Kimseye aldatmadık, kimseye takiye falan yapmadık. Zaten 667 sayılı kanun ve kararnameye bizim muvafakatımız, mutabakatımız vardı deniyorsa bu tedbirler orada yazılı. Yılların deneyimli siyaset adamı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın gelinen noktada doğru tespitleri, yaşanan süreçte haklılık payını gözler önüne serdi. Kaynağın kilisteki temasları sırasında yaptığı bu açıklama Milliyet Gazetesi yazarı Serpil Çevikcan'ın da gündemindeydi. Çevikcan, Veysi Kaynak'la yaptığı röportajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararnameleri iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürecek, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz demişti. Kaynak'ta vermiş olduğu cevapla bu durumu şöyle özetledi. Kanun hükmünde kararnameler için Anayasa Mahkemesi yolu kapalı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bakacağı işler anayasamızda belli. Kanunları götürebilir ve meclis iş tüzüğünü götürebilirler. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkı var. O da kanun iptalinde değil. Dolayısıyla kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götüremezler.